Merhaba değerli izleyenler, Bir Top İki Raket programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz benim için çok değerli, küçüklükten beri beraber büyüdüğüm arkadaşım, kardeşim Vehbi Zeki Serter, kendisi sosyolog. Hoş geldin Vehbi öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkürler davetin için. Gerçekten çok güzel bir program olacağına inancım tam. Tekrardan hoş bulduk. Bizi kırmadın, bu yoğunluğun içinde geldin, işten çıkıp geldin, iş aranda geldin, belki de yemek aranda evet, geldin. Evet, yemek aramda geldim. Bir şey değil yani, masa tenisi için tabii geliriz. Çok teşekkür ederim sana. Evet Vehbi, masa tenisi severler seni çok yakından tanıyor. Çok iyi biliyorlar seni çünkü bu camianın içinde doğdun neredeyse ve devamlı ediyorsun hiç kopmadan. Genelde spor için, spor severler için kendini bize tanıtır mısın? Tabii ki, yani dediğin gibi yani aslında ben Masa Tenisi Federasyonu'nda ikinci doğum tarihi olarak onu belirleyebilirik. Yani evet, o kesinlikle. Gerçek anlamda yani hepimiz için aslında öyle. İşte ben bir süre Masa Tenisi Federasyonu'ndan uzaklaştım. Tabii İstanbul'da eğitimimi tamamlamak için Koç Üniversitesi'ne gittim. Orada tabii ki masa tenisine devam ettim aynı şekilde. Yine yoğun bir şekilde lig maçlarına gittik geldik. Orada sosyoloji eğitimimi tamamladım. Daha sonra ise yüksek lisansta Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Tabii tam o dönemde işte pandeminin patladığı, pandeminin başladığı döneme denk geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nin büyük bir çoğunluğu online şekilde, yani çevrim içi şekilde bitti. Buradaydın yani. Evet, orada da işte yüksek lisansta uluslararası ilişkiler üzerine tamamladım. Uzmanlaştı. Evet, şimdi tabii ki bu eğitimin sonu yok. Yani kendinizi geliştirmenin de sonu yok. Şu anda da Yakındoğu Üniversitesi'nde siyasal bilgiler üzerine doktoramı devam ettiririm. Doktora eğitimine sürüyor. Evet, aynı şekilde de Cumhurbaşkanlığında görevdeyim. Orada çalışıyorum yaklaşık 5 aydır. Bu şekilde yani özet olarak benim. Bu prestijli okullarda okudun, bu kadar zor bölümler, sosyoloji yani kolay bir bölüm değil ve evet. Kopmadın masa tenisinden. Nasıl bir özveri, nasıl bir teşviğin var ya da nasıl seviyorsun bu sporu? Aslında yani küçüklükten gelen alışkanlık da diyebiliriz. Yani tabii ki her şey sevgiyle başlar. Yani ben masa tenisini gerçekten çok çok severim. Çok çok içten severim ama bir de tabii ki küçüklükten gelen bir de alışkanlık var. Yani ben hiçbir zaman derslerim için ya da her ne kadar ağır olursa olsun karşımda dersler, sınavlar hiçbir zaman masa tenisinden feragat etmedim. Yani vermedim kendimden masa tenisi açısından. Hep böyle dengeleyerek gitti. Ve bunu da herkese tavsiye ederim açıkçası. Yani bu şekilde olması lazım bunun. Sizden bir şey götürmez masa tenisi veya profesyonel bir spor. Yani hem aslında o gelenek diyeyim. Tabii ki bunda ailemin de büyük rolü olduğuydu. Yani sonuçta yani aileniz sizi bir yerde engellerse derse ki hayır derslere yoğunlaşılacak. Bir yaşta karşı gelemiyorsunuz. Ama o doğru yönlendirmeyle ve benim de çok sevdiğimi görmeleriyle birlikte bu alışkanlığı üniversiteye de taşımayı başardım. Ve hiç yani sporumdan, masa tenisinden taviz vermedim. Ve liglerde de oynuyordun yani. Evet, hatta buradaki bağlantımı da koparmadıydım. Yani burada hatırlıyorsan Ankaraspor'da oynardım ligde. Evet. Hatta böyle bir şey Kıbrıslılar buluşması olurdu. Ben işte buradan giderdim. Arkadaşlar Kıbrıs'tan gelirlerdi. Evet yani çok güzel. Her şeye devam ettik. Demek İyi ki de etmişim. Yani sevgi yani. Benim hep aklımda, kalbimde bir kırıklık olurdu bıraksaydım dersten veya okuldan dolayı. Tam tersine benim bir destekti. Yani benim için bir olumlu bir yönü vardı yani dersler açısından da. Sosyalleşmek daha evet. İyi geliyordu demek ki sana. Keşke senin gibi olsa da herkes devam etse böyle özverili. Evet, işte bazen yani değişik seçimler olabiliyor. Dediğim gibi aile de çok önemli. Arkadaş çevresi de önemli. Şimdi bizim mesela arkadaş çevremizde mesela örneğin Sertaç. Evet. Şimdi hep beraber devam ettik. Yani o motivasyon da alıyor. Yani beraber devam ettiğinizde yakın arkadaş çevrenizle. Öyle olunca da şey yani sonu gelmez. Tabii ki tabii ki. Evet. Buradan da Sertaç'a selam olsun. Bekliyoruz onunla programımıza. Bu hafta dersi vardı, gelemedi. Evet, selamlar ona. Bundan sonraki haftalarda bekliyoruz. Evet Vehbi. Yıllardır masa tenisi içindesin. Peki bu hikaye nasıl başladı? Masa tenisiyle tanışman nasıl gerçekleşti? Bu hikaye aslında yani birazcık onu açıkça söyleyeyim. Çok çok hevesli başladı diyemem. Yani birazcık rastgele başladı. İlk başta istemiyordun yani. Yani ben futbol isterdim. Yani evet. İlkokulda
İşte yakında o ilkokulundaydım. Ben futbola yazılmak isterdim eğitsel faaliyette. Sonra yani çok fazla talep olduğu için orada okul bir kural koydu. Dedi ki işte salı perşembeydi. Yani çok daha iyi hatırlarım. Evet. Ya salı ya perşembe olacak futbol. Bir tane daha fazla ekstra bir aktivite daha. Evet. Ben de orada bir baktım işte. Dedim hadi ya yani masa tenisini deneyeyim diye. Oradan oldu yani işte. Sonra Metin Atan hocayla orada başladık. Öyle oldu yani aslında birazcık yanlışlıkla oldu. Fakat girer girmez zaten futbolun yerini aldı. Yani ben 5-6 ay sonra ikinci dönemde iki eğitsel faaliyetimde masa tenisi durumundaydı. Yani bir rastlantıyla başladı ve buralara geldi. Evet ama o rastlantı hemen bir sevgiye, bir aşka dönüştü yani masa tenisi özelinde. Çok güzel bir rastlantı. Evet. Peki hocaların kimlerdi Behbi? Kimler yetiştirdi seni diyebiliriz? Mesela Metin Atan hocamız başlattı dedin. Evet, Metin Atan hoca başlattı. Sonra ben ortaokulda Levent'e geçtim. Fadıl hoca yani üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği vardır. Yani siz de bilirsiniz. Tabii. Yani benim kazandığım en büyük başarılar Fadıl hoca döneminde oldu. Yani ben Fadıl hoca döneminde 3 ayrı kategoride Türkiye'de ilk 3'e girmeyi başardım. Evet. Ki bu nadir bir şeydir yani sürekli bir konsantrasyon antrenman ister yine derslerden bayağı feragat ister Fadıl Hoca dönemi oldu ondan sonra işte zaten Aşkın Hoca'da yine çalıştım bir dönem sonra uzun bir dönem Ahmet Hoca'yla çalıştık o döneminde çok huzurlu çok güzeldi. Son olarak da şu anda zaten küçük kaymaklıdayım. Evet. Oraya da geleceğim hedeflerini de soracağım sana. Peki Vehbi, Ahmet hocamıza da selam olsun burada Ahmet Aknar'a. Senden önceki konuğumuz da oydu. Masa tenisinin sana katkıları nelerdir? Neler kattı bugüne kadar sana masa tenisi? Yani sürdürürken mesela ben senin derslerinin hiç kötü olduğunu hatırlamıyorum. Her zaman çalışkan bir öğrenciydin, örnek bir öğrenciydin. Yani yüksek notlar alırken masa tenisi de sürdü ve iyi yere gitti. Evet. Neler yaşadın? Evet yani aslında masa tenisi bana hayatımı dengelemeyi öğretti. Yani hayatımı doğru bir şekilde nasıl planlarım, doğru bir şekilde nasıl organize ederim bunu öğretti. Bir de küçük yaşta aslında kendimi daha rahat bir şekilde ifade edebilmeyi öğretti. Yani çünkü hangi vesileyle gidebiliyorsunuz ki mesela ilkokulda yurt dışına tek başınıza? Biz yani ilkokul 2'den beri yılda 3-4 kez yurt dışına çıkıyorduk. Ailemiz olmadan. Yani aslında küçük yaştan kendi ayaklarım üzerinde durabilmeyi öğretti. Yani kendimden emin olabilmeyi öğretti. Yani örneğin ben ortaokulda mesela yine programlara falan çıkıyordum televizyonda. Çok rahattım çünkü yani kendi konfor alanımızın dışına bizi çıkarttı masa tenisi zamanında diye. Bu yani sosyal anlamda da geliştik. Derslerimizi dengeleyebilme anlamında, zaman planlaması anlamında da her yönde katkısı oldu yani. Hayatıma hem sosyal hem psikolojik. Bireysel bir spor olduğundan da kendini daha rahat geliştiriyor. Tabii yani bir de aynı anda iki tecrübeyi de elde ediyorsunuz. Yani hem bir yanda aslında bir bireysel sorumluluk var ama bir yanda takım olmak da zorundasınız. Mesela takım maçlarında yani tabii, hem tabii kolektif hem tek kişi evet olduğunda tabii ki tabii her iki yönü de öğrenmiş olursunuz. Peki masa tenisi olmasa diyebilir miydi ki Vehbi derslerinde daha kötü olabilirdi? Derslerinde de daha kötü olurdu. Hayatta da daha başarısız olurdu. Yani gerçekten yani, bunu... Yani bunu gerçek anlamda. Yani evet, çünkü ben ne zaman içim sıkılsa... Çünkü yani sonuçta insansınız. Duygusal gelgitleriniz olabiliyor. Bazen kötü zamanlar olabiliyor. Ben ne zaman kendimi kötü bir moral içinde bulsam... Benim imdadıma masa tenisi yetişti. Yani ben her zaman o çıkış yolunu masa tenisinden bulmayı başardım. O yüzden ben diyebilirim ki... Yani evet derslerim de aslında daha kötü olabilirdi. Başarılı da olamayabilirdim açıkçası. Yani bu hayalimde olan üniversitelerde de okuyamayabilirdim. Yani sonuçta masa tenisinin bana aynı şekilde burs anlamında da katkısı oldu çünkü. Tabii ki. Tabii. Yani ben üniversiteye giderken Koç Üniversitesi'ne onlar da takdir etti bu başarılarımı. Ve aslında ben o psikolojik üstünlükle, o psikolojik motivasyonla da gittim. Yani sonuçta benim yıllardır birçok şeyden feragat edip yaptığım bu spor karşılık buldu. Yani değer gördü Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde. Tabii ki. Bu da tabii ki yani bir totalde paket olarak bana dedirtiyor ki evet masa tenisi olmasaydı çok şey olmazdı. Yani Koç Üniversitesi'nin üniversite takımında da raket salladın sen. Tabii tabii. Kıbrıslı Türk evet, olarak. Evet, hatta işte o zaman Üniversiteler Ligi Türkiye'de birincilik Süper Lig diye ayrıldıydı. Evet, ben evet ilk seneden benim de başlamamla birlikte Süper Lig'e çıktık örneğin.
Yani bir anda aslında işte Koç Üniversitesi masa tenisinde bir iddiası olmuş oldu. Başarıya imza attı evet. Yani ve bununla ön ayak tabii. Olan da senin okula gitmen. Tabii hatta ben bir hoca değişimi olduydu. 3 ayda hocalık yaptım o sürede. Antrenörlük de yaptım. Yani Unilik vardı evet, o zaman. Evet, iki evet. Tane müsabakaya ben hocalık yaptım. Yani düşünün ya mesela benim burada daha bir hocalık tecrübem yoktu. Evet. Ama Koç Üniversitesi gibi bir üniversitede bu fırsatı yakaladım. Masa tenis sayesinde. Yani daha üniversite birinci sınıfken. Mesela bu bak ben de camianın içindeyim. Bunu bilmiyordum. Evet ve uzaktaydım bu, o zamanlar evet, diye herhalde. Çok güzel bir başarı yani. Koç evet. Üniversitesi'nde hem antrenörlük yapmak hem raket sallamak. Evet. Orada kendini temsil ettiğin Koç Üniversitesi ile birlikte. Evet. Çok güzel başarılar Behbi. Seni takdir ediyorum. Çok teşekkürler. Yani buradan da örnek olur umarım gençlerimize. Bakın işte masa tenisi yapıp da bakın derslerim iyi olmayabilirdi. Sonucu bile çıkıyor evet, ortaya. Evet çıkıyor kesinlikle. Yani tabii ki herkesin karakteri, kişiliği farklıdır ya da nereye yoğunlaşacağı değişebilir. Ama yani ben inanıyorum ki genele baktığımızda spor pozitif anlamda etki ediyor. Genelde spor, özellikle ama denge de önemli. Yani şimdi sadece ona da konsantre olmak olmaz. Yani dengeleyerek evet. Güzel bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Sen bunu güzel başardın evet. Mehbi. Seni tebrik ediyorum. Şimdi diğer sorumuza girelim. Hem iş hem okul bir arada. Çok yoruluyorsun görüyorum. Evet. Ben seni antrenman salonuna geldiğinde de görüyorum. Elinde kıyafetlerin müthiş bir özveriyle geliyorsun ve orada 7'ye 8'e kadar antrenmanlarını yapıyorsun, evet. Sürdürüyorsun. Bu özveri nasıl oluyor böyle? Bize bahset bundan. Hani ben kendim de öyleyim ama spor severlere, masa tenis severlere bunlardan biraz bize bahsedersen. Yani şimdi az önce konuştuğumuz gibi de her şey sevgiyle aşkla başlar. Ben kendime ta küçüklükten hatta işte bu başarılar elde etmeye başladığım dönem orta bir orta ikiye denk gelir. Ben o dönemden kendime bir söz verdim ki her ne olursa olsun hayatımda ya da her ne meslek, pozisyon karşıma çıkarsa çıksın masa tenisini elimden geldiğince sürdüreceğim diye kendime bir sözüm vardır. Yani aslında esas işin temeli budur. Yani okulda da, üniversiteye gittiğimde de bunu uyguladım. Şu anda da bunu uyguluyorum. Ha tabii ki şimdi hem okul hem iş olunca tabii ki birazcık daha feragat etmek zorunda kalıyorsunuz masa tenisinden. Bu da bir gerçek. Bu da benim elimde olan bir şey değil. Yani bazen oluyor mesela işim bitiyor federasyonun kapandığı vakit. O saat ben antrenman yapamam tabii ki. Ama her zaman ilk fırsatı değerlendirmeye devam ederim tabii ki. Dediğim gibi yani bu sevgidir, aşktır aslında. Tarif edilmesi de zor. Yani benim içimden gelen bir şey bu. Ben bir hafta gelmesem rahatsız olurum, kötü hissederim kendimi. Ait olduğum bir şeyden kopmuş gibi hissederim. Ait olduğunuz bir şeyden de koptuğunuzda kötü hissedersiniz. Müthiş bir boşluk yani çünkü olur. Bizim evimiz gibi orası. Salon gerçekten evimiz. Evet, aynen öyle. Çok güzel be. Bir yeni takımın küçük kaymaklıya gittin. Tekrardan hayırlı olsun. Buradan da Zekai Başkanımıza özledik. Birkaç programdır görmüyoruz kendisini. Selam olsun Zekai abimize. Nedir hedeflerin yeni takımınla birlikte? Yeni transferiniz de var sanırım. İlhan diye bir arkadaşımız Türkiye'den, Bursa'dan. Evet. Nasıl gidiyor? Evet, Zekai Başkanımıza ilk olarak selamlarımızı gönderelim buradan. Gerçekten kendisi çok iyi bir yönetici. Yani ben zaten Küçük Kaymaklı'ya geçmeden önce de aramız çok iyiydi. Zekai Başkan beni de çok sever. Hep bilirsiniz. Yani ben aslında ilk hedefim böyle bir işte yenilik olsun. Bir de Ankaraspor'da yani eski takımımda antrenmanlar Girne'deydi. Şimdi ben zaten Lefkoşa'daki antrenmanlara yetişemiyorum derslerden ve işlerden dolayı. O yüzden Küçük Kaymaklı'ya böyle bir geçiş oldu. Zaten Zekai Başkan'ın da vizyonuna, yöneticiliğine güvendiğim için bu şekilde bir hedef koydum. Yani aslında o birazcık yolda belli olacak. Ben genellikle bir mesela takıma geçmeden, yani ben mesela ortaokulda Türkiye'deki maçlarda da yani hedef koyarak gitmediydim. Hatta her zaman Fadıl Hoca kızar da bu konuya. Mesela derdik yani hiçbir hedef koymadan gittin mesela. Evet. Mesela o şampiyonluk hedefi koyduydu. Ben genellikle birazcık daha böyle yolda oluruna bırakarak severim, öyle hoşuma gider. Relax. Burada da öyle yaptım. Yani ben dedim ki ha evet, yani biraz dedim böyle kafam rahat şekilde nasıl olacaksa tabii ki en iyisini elimden geldiğince yapacağım ama artık o yolda belli olacak. Belki de Zekai hocamızla da konuştum ben. Belki de Türkiye'ye de gidersiniz. Evet. Liglere de başlarsınız. Tabii çok güzel olur. Yani niye olmasın? Niye temsil etmeyelim Küçük Kaymaklı'yı Türkiye'li erinde tabii de? Tabii ki.
küçük kaymak evet, zaten. Bakalım işte bu hafta büyükler şampiyonası var takımlar. Yeni evet. transferimizden de birlikte elimizden geldiğince umarım başarılı oluruz. İnşallah. Yani hepimiz zaten elimizden gelen en iyisini yapacağız. Önemli olan güzel karşılaşmalar olsun. Bir de önemli olan dışarıda daha başarılı olalım. Yani kendi içimizdeki rekabet de tabii ki çok önemli ama bir yerden sonra bu kendi içimizdeki rekabet dışarıya yansımazsa onun da çok bir önemi yok. Evet, tabii ki. Sen Türkiye'deki başarılarını evet. biliyorum. Birazdan onlara da geleceğim. Buradan da duyuralım. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'nda Büyükler Şampiyonası var. Kıbrıs'ın şampiyonu belli olacak bu turnuvada. Çok güzel maçlar var. Federasyon salonumuzda da bekleriz. Evet, Vehbi'ye döneyim ben tekrardan. Yeni takımı Küçük Kaymaklı'da güzel bir yol izliyor. Bugüne kadar aldığın başarılar Vehbi. Türkiye'de şampiyonluğun da var. Yani sayısız başarılar. Bize bunlardan bahseder misin? Örnek olması amacıyla bu sporu sevenlere. Tabii gelelim erken tarihten başlayalım. Yani benim için en büyük değeri olan Türkiye Minikler Şampiyonluğu bu 2011'e denk gelir. Orta 2'ydim bunu elde ettiğimde. Yanılmıyorsam da 1974'ten sonra yani işte Kuzey tarafında federasyon kurulduktan sonra tek Türkiye şampiyonluğudur Türkiye şampiyonasında. Yani bu bilgiyi bana Yusuf Başkan verdiydi. Evet. Eski başkanımız Yusuf Karayusufoğlu. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Daha sonrasında aslında ard arda geldi. Yani işte o konsantrasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterir bu. Yani eğer konsantreyi kaybederseniz ve hedefleri çünkü o ard arda gelmez. Şimdi ondan bir sene sonra da gençlerde ilk üçe girdim. Türkiye şampiyonasında yine. Yani miniklerdeyken bir anda gençlere, bir sene içinde gençlere evet, sıçradın. Evet. Sonra da aslında ters gitti. Ondan sonraki sene de yani bir alt kategori olan yıldızlarda ilk 16'larda üçüncü evet. geldim. Yani aslında bu üçüdür benim masa tenisi kariyerimin en büyük üç derecesi. Yani ilk 16'larda buradan bilmeyenler için. Yani Türkiye'nin en iyi evet. 16 sporcusu evet. arasında üçüncü geldim. Üçüncü. Bu da çok büyük bir başarı tabii ki. Evet ve tabii ki şimdi bu başarıların yanında bunun sevincin yanında birazcık da hüzün vardı o zaman. Çünkü ben şimdi miniklerde bir milli takım yoktu. Evet. Yani orada kendimizi bir şekilde teselli ettik. Ama ondan sonra gençlerde ben dereceye girdiğimde aslında Türkiye milli takımına girmeye hak evet. kazanmış oluyordum. Fakat oradaki bir takım işte dengelerden de dolayı o olmadı. Evet. Maalesef oluyor, yani görüyoruz. Benim için bir kırılma noktası olsaydı o olurdu. Daha yani, da yurt dışında temsil etmek için ülkemizi. Evet yani orada hem olumlu olurdu bir de yani ben masa tenisini bırakacak olsam o dönem bırakırdım. Yani o dönem çok zor bir psikoloji içerisine girdiydim onu açıkça söyleyeyim. Kaba tabirle parlama noktan olacaktı benim, orası senin. Yani benim masa tenisi kariyerimin en önemli noktası olacaktı. Şimdi en önemli başarıları olarak kaldı. Evet. Yani belki de şu anda, yani ben şu anda çok memnunum. Yani en iyi okullarda okudum, devam ediyorum hala daha kariyerimi yapmaya. Ama belki de diyecektik ki bunlar mesela başarılar değildi en iyi başarılar. Bu bir kırılma noktasıydı. Oradan sonra bunlar da geldi diyebilecektik. Orada öyle bir durum oldu. Ve kısmetle böyleymiş. Demek ki benim için hayırlısı olan buymuş. Şu anda da çok mutluyum. Hem görevimden hem hayatımdan. Tabii ki, kariyerin için belki de daha doğru oldu. Evet belki de daha doğru sadece oldu ama sadece masa tenisiyle kısıtlı kalmadı. Yani ilerleyen zamanlarda da hepimizin de girişimleriyle bu konunun da çözülmesi lazım. Yani burada spor yapan Kıbrıslı Türk gençler bilmeli ki yani ben orada örneğin ilk üçe girdiğimde karşı değerini bularak milli takıma girebileceğim. Yani ben sanmıyorum Türkiye Federasyonundaki yetkililerin de buna karşı çıkacağını yani kesinlikle. Doğru girişim sağlandıktan sonra federasyonumuza doğru girişimi sağlar. Kulüplerimiz de doğru girişimi sağlar. Kesinlikle. Bu olabilir. Niye olmasın? Zaten birçok spor dalında Türkiye üzerinden yarışan birçok sporcumuz var. Tabii ki. Masa tenisinde de bu çözülürse buradaki hedefler de daha çok büyür o zaman. Mümkündür ve olur da. Bence. Yani ben şimdi örneğin bu bilinçle tekrardan aynı şekilde konsantre olmam çok zor. Yani çünkü ben o durumu yaşadım, hak etmeme rağmen milli takıma giremedim. Ama alttan yetişenler en azından bunu yaşamaması için o girişimler de çok önemli. Onların da önünü açmak için çalışıyorsun evet, burada. Tabii ki, evet.
Çok güzel Vehbi. Başarılar, ülkemizdeki başarılarından bahset. Yani sayısız burada da şampiyonlukların var senin, biliyorum ben. Evet, miniklerde işte klasman birinciliğim var. Yıldızlarda ve gençlerde, yani bu üç kategoride henüz büyüklerde de kısmet evet. olmadı. Okul, bakalım o da yani evet. Ya, normal yani. Aynen, zaten 3-4 senede buradaki turnuvalara da katılamadım büyüklerde. Tabii ki tabii. Yani bu üç ayrı kategoride klasman birinciliğim var. Evet, Ferdi. Kıbrıs'ta da. Maçlarda şampiyonlukların var. Tabii birçok şampiyonluk var Ferdi maçlarda. Evet. Özellikle mini er ve yıldızlar kategorisinde belki de sayamadığımız kadar. Yine çiftlerde aynı şekilde. Kupaları koyacak yeri bulamıyorsun ben biliyorum. Tabii ki evet evet doğrudur. Hep odamda böyle dolapların üzerine dizdim artık sığmıyor yani. Ama tabii ki buradaki maçları da çok önemsemek lazım. Yani benim oradaki başarılarım da buranın bir yansımasıydı aslında. Burada çok iyi bir rekabet ortamı vardı özellikle. Benim o, yani bu iş jenerasyona da bakıyor. Bizim o jenerasyonda gerçekten sürekli beni daha gelişmeye zorlayan arkadaşlarımız vardı. Yani arkadaştık ama sonuçta maçta rakiptik. Yani ben sürekli burada da kendimi üstüne koymaya mecbur hissediyordum. Yani aslında buradaki rekabetin de, buradaki o antrenman düzeyinin de bir yansımasıydı o Türkiye'deki evet. başarılar. O yüzden buradaki maçları da küçümsememek lazım tabii. Burası da çok önemli. Belki de buradaki maçlarda şampiyon olmasan oraya da gidemeyecektin. Tabii ki yani burada zaten hatırlıyorsun seçmeler olurdu o zaman. Hatta evet, evet. hafta sonlarına denk gelirdi. Böyle çok heyecanlanırdık ben hatırlarım yani tabii titrerdim ki. Heyecandan. Çünkü geri dönüş yoktu yani ilk dört dışında kaldığınızda gidemiyordunuz Türkiye'ye. Yani o bir biletti yani o maçın sonunda bilet alacaktın. Evet maç biletiydi. Yani... Çok güzel zamanlardı evet, gerçekten. Çok güzel zamanlardı. İşte o rekabet ortamının yansımasıydı aslında evet. benim Türkiye'deki başarılarımda. Umarım şimdiki gençlerde de, yıldızlarda, miniklerde evet. de böyle arkadaşlar çıkar. Senin gibi orada şampiyon da olur hı hı. ve bizi en iyi şekilde temsil ederler. Evet, ve... Yani benim en büyük isteğim umarım yani hem Türkiye bazında hem Kıbrıs bazında benden başarılı olsunlar. Yani ben isterim mesela Türkiye'den gençler şampiyonu çıksın. Mesela ben olamadım. Üçüncü geldim. İsterim ya da yine biri miniklerde şampiyon olsun. Keşke olsa benim de yani ben derken işte 74'ten sonra ilk benim. Hem mutlu evet. oluyorum ama bir yandan da diyorum ki keşke her sene çıksa. Keşke 3-4 isim daha sayabilsek. Keşke evet. yine çıksa yani. Keşke. Benim en büyük temennim o. Umarım bizden başarılı olsun yeni umarım. Gelenler. Tabii ki. Evet, tabii. Evet Vehbi, uzun yıllardır masa tenisi camiası içindesin. Ülkemizde masa tenisini değerlendirecek olursak neler söylemek istersin? Evet yani şimdi tabii ki masa tenisinde şu anda gayet güzel bir ortam var ama tabii ki her kurum, her organizasyon geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Yani bu sadece Masa Tenisi Federasyonu özelinde değil. Yani her bir kurumu, her bir federasyonu daha ileriye götürebilirsiniz. Bu sadece devletin ya da federasyonun da katkısıyla veya tek başına çabasıyla olmaz. Şimdi geriye dönük olarak kulüplerin motivasyonunda birazcık azalma var. Özellikle üniversite kulüpleri çok büyük bir lokomotifti. Yani benim yaşımda yani şu anda da üniversite kulüplerimiz demek gösteriyor ama ben o zaman hatırlıyorum. Yani ben masa tenisinden böyle kopmaya bir işaret dahi göstersem evet. ya federasyon kapıyordu ya kulüp kapıyordu. Yani ben bir ara bulamıyordum mesela. Orada. Kopmak için bir fırsat bulamıyorum. Kopmak için bir fırsat bulamıyorum. Hemen biri soruyordu. Bugün mesela antrenmana gittin mi? Bu, yani bir takip sistemi vardı. Bu takip sistemi de sadece federasyonla olmaz dediğim gibi. Yani iki tane çatı olması lazım. Biri kulüp, biri federasyon ve işbirliği halinde. Ki bir kaçacak bir nokta olmasın diye. Çünkü ne kadar severseniz sevin bir sporu, küçük yaşta farklı yerlere çekilebiliyor ilginiz. Yani o ait hissettirebilme olayını. Yani ben okuldan çıktığımda ne bileyim gidip abur cubur yemek yerine ya da gidip oyun oynamak yerine masa tenisine gelmeye mecbur hissediyorsaydım bu %100 benim başarım sayılmaz. Tabii ki. Yani demek ki beni oraya bir çeken bir aidiyet duygusu oluştu. Ailen sayesinde evet. oluştu. Okullar sayesinde, federasyon hı-hı. sayesinde. Evet. Farklı aktiviteler de çok önemli. Örneğin son zamanda yapılan Karmalar Ligi. Evet. Yani şimdi o ayrı bir motivasyon oluyor. Yani insan psikolojik olarak düşünüyor. Yani 40 yıldır oynuyoruz. İşte hep aynı kategoriler. Evet. Hep aynı lig tarzı. Tabii ki bu değişince ayrı bir motivasyon oluyor. Bunlar çok önemli ki bu dönemde bunların arttığını da görüyoruz şu tabii anki ki, tabii ki. Dönemde. Bu konuda da tebrik ederim. Yani bu önemli. Örneğin başka ilçelerimizde yapılacak olması da çok önemli. Yani hep evet. niye hep Lefkoşa merkezlik alalım mesela?
Tabii ki, tabii ki. Tabii ki oraya gittiğimizde oraya seyirci çekmek de önemli. Yani oraya ne bileyim ilk aşamada 40-50 kişi bile gelse ya da 30-40 kişi bile gelse onların ailesi ne söyler, işte ne güzel der. Belki de o bölgelerden de katılım daha çok. Tabii çünkü belli olmuyor da masa tenisinde nereden başarı yakalanabileceği ya da nereden jenerasyon. Mesela tabii Türkiye'de ki bir dönem ki hala daha milli takımda büyük bir katkıları var. Yalova'ydı. Yalova, yani bir Yalova ekolü vardı bizim dönemimizde. Bütün şampiyonluk dereceler onlarındı. Baktığınızda hala mesela da. Yani mesela İstanbul'da çok başarılıydı ama baktığınızda niye Yalova mesela? Evet. Çünkü belli ki oradan bir enerji yakalanmış. O devam etmiş o ekol oradan. Yani o yüzden şey dememek lazım. Yani işte kesin Lefkoşa'dandır, Girne'dendir, Mausa'dandır. Herhangi bir köyden de olabilir. Her yerden olabilir yani. Ki var da sporcularımız, evet, köylerden tabii gelen ki var, sporcularımız evet da var. Evet. Peki çok güzel bir yere değindin Vehbi. Bu Karmalar Ligi'nde mesela gidiyoruz. Ama fark ettiysen oradaki o beldedeki katılım çok az. Buradan neler söylemek istersin? Nasıl çoğaltılabilir sence? Evet, nasıl çoğaltılabilir? Yani aslında iki yolu var. Yani biri duyuru şeklinde. Yani belediye başkanları aracılığıyla bir duyuru yapılabilir. Ya da işte o bölgenin önde gelenleriyle birlikte ya da işte o bölgede belli bir spor network'üne sahip olanlarla birlikte direkt şahsa davet yapılabilir. Yani buyur gel bekliyoruz şeklinde. Evet. Yani, çünkü İskele'de yaptık biliyorsun, katılım olmadı. Yani bizim aslında ülkemizde şöyle de bir yapı var. Yani o insanlar birazcık daha sanki kişisel ilgiyi bekliyor. Yani evet, her ne organizasyonu olursa olsun. Mesela burada böyle bir etkinlik var. Böyle hadi gidelim. Değil. Psikolojisi çok değil. Evet. Yani şimdi bir de masa tenisi. Sonuçta belli bir stereotip var ki. Evet. Yani masa tenisinin gerçekten bu kadar hızlı oynandığını ve bu kadar zevkli olduğunu bilmiyorlar. Herkes biliyor mu? Emin değilim. Yani mesela bir futbol gibi bilinen bir spor değil içerik olarak. Değil, kesinlikle değil. Yani sonuçta o yüzden birazcık daha sanki kişisel olarak ikna etmek ya da bakın çok zevkli gibisinden. Bir de aklıma şey gelir. Bazı maçların videolarından kesitler olabilir. Yani örneğin bir ilçemize gitmeden o sponsorlu olarak o kitleye yayınlanır. Tabii belki ki, birazcık daha ya aslında o gelmeleri için değil de yani masa tenisi anlamında bir algı oluşturmak için, tanınması için de bir proje olabilir. Mesela federasyon YouTube kanalı da açtı biliyorsun. Evet bilirim. Belli başlı finalleri onlar da yetiştirdikleri kadar çekip yayınlamaya başladılar. Dediğin gibi çok güzel oradan kesitler alınır. Evet yani güzel gerek sayılar. Tabii ki gerek Facebook sayfasında gerek YouTube sayfasında bazen sponsorlu bile çıkılabilir. Yani tabii sonuçta ki amaç tanıtmak. Tabii ki tabii. %100 çok güzel yani fikirler. Çünkü ne kadar kitle olursa olsun bir sporda o kadar iyidir. Yani kitle ne kadar büyürse o kadar. Mesela bizim yani sen de çok iyi biliyorsun. Yani bizim bir mi mesela oynadığımız oyun seyirci varken ve seyirci yokken her ikisine de denk geldik. Değil, şimdi bazen ki rast geliyor seyirci olmuyor. Ben garanti ederim kendi kendime ki benim oyunum %50 düşer yani seyirci olmayınca. Motivasyonsuzluk yaşıyoruz. Evet yani mesela bir spin atarsınız. Yani türbünden biri ha falan bile deyince motive olursunuz yani. Hele de bir alkış koparsa. Ha, hele de bir alkış kopar. Yani sayıyı kaybetseniz bile iyi bir ralliden sonra bir alkış koptuğunda dersiniz ki ha yahu yani ben bu sporu gerçekten hakkıyla yapıyorum. Ya. Ama yani diğerinde kendi kendinize oynadığınızda tabii zordur. Buradan da halkımıza sesleniyoruz. Bizi yalnız evet bırakmayın. Tabii ki. Ne yani kadar salonumuzda kişi olduklarında, geldiklerinde, izlediklerinde biz halkımız. Altyapıya evet da çocuk da çıkabilir. Çocuklarınız da yapabilir, siz de yapabilirsiniz. Bu sporun yaşı yok kesinlikle. Evet, o da çok önemli. Yani mesela ona da şimdi değinmiş olalım. Yaşı yok yani. Evet. Mesela Fadıl hocamız en büyük örneklerden. Yaşını tam bilmiyorum ama veteranlar da ülkemizi evet, yıllardır sürekli temsil ediyor ve şampiyonluklar alıyor. Evet, yine Huray Hanım aynı şekilde. Evet, tabii ki. Tabii o da ki öyle. Yani evet sürekli onlar mesela gidip geliyor. Evet. Zeki abi de sizin başkanınız. Tabii ki. Tabii ki işte yaşı yok. Bir de ne güzel alt kategoride de yaşı yok. Yani mesela evet 15-16 yaşında ben 26-27 yaşında biriyle çekişemeyeceğim ya da onu yenemeyeceğim diye de bir tabii şey ki yok. Tabii ki. Şimdi Türkiye'dekiler yani, tabii şu kadar var. Çok iyi. Dünyada da aynı şekilde. Yani mesela dünya sıralamasında da artık başladı yani 16 yaşında, 17 yaşında. Yani o yüzden o iyi yani yaşsız olması her zaman motive olabilirsiniz. Tabii ki. Ne kadar iyi olursa olsun mesela gençler
40 yaşında, 50 yaşında biri de gençleri yenmeye devam edebiliyor. Yenebilir de yani. Evet, bu tabii ki. Çok rastlıyoruz buna. Evet. Çok rastlıyoruz. Evet Vehbi, masa tenisi senin hayatın. Masa tenisiyle ilgili en güzel anın neydi? En güzel anım kesinlikle Bursa'ydı. Yani Bursa. Bu minikler Türkiye minikler şampiyonluğu. Minikler şampiyonluğum. Yani ben hatırlarım lavaboya girdiydim bir saçlarımı düzeltmek için kupa töreni öncesi. Yani gözlerimin dolduğunu hatırlarım. Hala daha da böyle ilk günkü gibi yaşarım yani o anı her böyle düşündüğümde. Hatta benim üniversitede en iyi arkadaşım işte Bursalıydı. Her Bursa'ya gittiğimizde derdim yani bak benim Türkiye'de en sevdiğim şehirdir Bursa diye. Nasıl bir anıydı ve anlatır mısın bize o an yaşadığın yani an, duygusu nasıldı? Aslında beni esas yani o gözlerimin de dolmasını sağlayan olay kendi başarımdan çok. Arkadaşlarımın, orada işte federasyon başkanımızın, hatta federasyon başkanımızın eşi de oradaydı. Hünkür hünkür ağlardı yani ben aslında onu gördüğümde duygulandım. Yani sevincim katlandı ve duygulandım. Yani oradaki yani hem bir ilk olması çok önemliydi ama hem oradaki de o insanların sevincini görünce ve bizimle gelen o ekibi ne kadar mutlu ettiğimi görünce. Çünkü hiç kimse yani o ortamda hiç kimse ihtimal vermiyordu yani Kıbrıs'tan birinin Türkiye şampiyonu olacağını. Olacak. Ama mesela biz geldik inandık ve aldık götürdük yani. O çok önemliydi. Hatta ben hatırlarım. Yani bizim salonda bir tek bizimkilerdi beni destekleyen. Evet, tabii. Destekleyen. Evet. Öyle. Maalesef yani, öyle değil. Ortamlarda tabii ki rekabette sporun ki. Tadı tuzu. Aynen. Yani işte bekle yani ilk olması da dediğim gibi çok önemliydi. Yani o yüzden de tabii ki bir ayrı yeri var bende. Ama en çok anım. Yani ben her zaman yani genel hayatımda da çevremdekileri ya da işte arkadaşlarımızı, ailemi özel hayatımda aynı şekilde, halkımıza da aynı şekilde. Ben çevremi mutlu etmeyi daha çok severim yani kendi mutlu olmamdan. Yani çevreyi mutlu görünce veya insanlara duygusal anlamda dokunabildiğimi görünce daha çok mutlu olurum her zaman. Bu gerçekten senin evet, o yani, iyi kalbini de gösteriyor. Yani benim ruhumu daha çok besleyen bir şeydir. Yani ben ne kadar başarılı olursam olayım, benim başarımdan baktığınızda etrafta insanların yüzü gülmüyorsa demek ki benim başarımda bir problem vardır demektir. Ha, tabii ki şey demiyorum yani kimi zaman vardır yani bazı insanlar maalesef kötü niyetli olur, art niyetli olur. Maalesef. Her ne başarı alırsanız desteklemez veya kösteklemeye çalışır ama benim bahsettiğim o değil yani genele baktığınızda ben başarımdan insanların mutlu olmasını her zaman isterim. Yani hiç kimseyi istemem üzeyim başarımdan dolayı. Çok güzel düşünceler ve çok mutlu ettiğinizi. Şimdi Türkiye biliyorsun evet. Masa tenisinde çok güzel başarıları evet, çok ilerledi. Var. Ve bizim ülkemiz. Bizim ülkemizde masa tenisinde atılımlar yapıyor sürekli. Yenilikler dediğin gibi Karmalar Ligi olsun. Evet. Hani bu yaz okulu da başlayacak sanırım. Evet. Yani altyapı için. İkimizi karşılaştırdığınızda Türkiye ve Kıbrıs'ı karşılaştığında Türkiye bizden çok önde. Onların ne gibi artıları var da biz daha gerideyiz. Evet yani birinciden başlayalım. Yurt dışı oyuncu havuzu. Yani evet. Şimdi örneğin mesela Türkiye milli takım oyuncuları şu anda mesela yani onu da buradan tebrik edelim. Mesela bizim yine beraber büyüdüğümüz sayılır. Mesela Talha Yiyenler var. Evet. Birçok da mesela çekişmeli maçımız oldu. Şu anda Almanya Süper Ligi'nde oynayacak mesela. Evet. Yani o network, o işte farklı oyuncularla oynayabilme, bütün Avrupa şampiyonalarına, dünya şampiyonalarına, açık turnuvalara katılabilme başlı başına zaten en büyük avantajdır. Yani bu da gittikçe arttı. Yani mesela bizim dönemimizde yine gidiyorlardı ama küçükken bir yere kadar o farkı kapatabilirsiniz. Biz kendi içimizdeki rekabetle birlikte Kıbrıs'ta. Ama bir yerden sonra yani her sene biz yapıyoruz 20 maç, onlar yapıyor 100 maç. Bir yerden sonra yani örneğin çekişmeli bir sayıda bile farklı bir şey yapıyor, alıyor. Yani belli bir yerden ufak bir fark bile atsa o değişiyor. Ha tabii ki biz burada da yapabilir miyiz? Yine bu federasyonun tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu bir devlet politikası olması gerekir. En azından açık turnuvalara bizim gidebilmemiz lazım. Yani bir şekilde bunun, yani ben sanmıyorum Türkiye Federasyonu'nun, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun da bu konuda bir problem olacağını ya da her zaman zaten bizi Türkiye her alanda destekler. Tabii ki destekler. Yani Türkiye bizim başarısız olmamızı hiçbir alanda istemez. Bu yüzden de aslında o kanalı açarak, yani bir
Türkiye Cumhuriyeti üzerinden bir statüyle bizim artık açık turnuvalara gitmeye acilen başlamamız lazım. Yani bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bu olmadan rekabet etmek gerçekten çok zor. Yani bunun nedir ikinci yönü? Ya kendi girişimlerinizde işte daha çok Türk Cumhuriyetlerinde, daha böyle Balkan Türkiye'de. Türk devletler. Ha, evet, belki onlarda temaslar olabilir ama o da yeterli. Olmaz uzun vadede. Olmaz dediğim gibi. Evet, yani en büyük avantaj o. Bir de tabii ki rekabet. Yani şimdi popülasyon da çok önemlidir. Nüfus çok orada gerçekten yani çok yüksek. Nüfus, şimdi biri hata yapsa veya biri dese ki hadi ya ben işte, ya da mesela biraz rahatlamaya çalışsa hemen arkasından onun yerine geçecek biri vardır mutlaka. Ya da halihazırda onun yerine geçmek için rekabet eden biri vardır yani. Şimdi kaç bin sporcu var orada, bir sürü, yüzlerce sporcu var. Çok fazla. Bizde yani ona yapılacak çok bir şey yoktur. Bu ancak yurt dışı temaslar arttırarak giderilebilir. Yani çünkü sonuçta ne yapacakken durup popülasyon taşıyamayacağımıza göre. Aynen öyle. Artıramayız, elimizde olan bir şey değil. Evet. Evet. Bir de tabii ki dengeyi daha iyi sağlayabiliyorlar. Şimdi mesela ben derim yani derslerinden dengeyi sağladım ama bazı dönemlerde de işte o denge iki taraftan sağlanması gerekiyor. Şimdi masa tenisinde, Türkiye'de masa tenisçilere birazcık daha o denge olana daha kolay bir şekilde yaratılıyor. Yani mesela bana da zamanında, evet, ben Levent Kolej'de genelde bu esnekliğe ihtiyaç duydum. Bana sağ olsunlar birçok esneklik yaptılar. Yani ben birçok sınava giremediğimi, sonra onu gayet rahat bir şekilde telafi edebildiğimi hatırlarım. Yeah. Ama yani mesela Türkiye'de eğer profesyonel aşamaya geliyorsa, ne zaman masa tenisine ihtiyaç duyulsa okul tarafı bir yana. Orada bir de masa tenisi bir de meslek olarak yapıldığı meslek, için. Meslek, evet. Yani onu belli oluyor. Ona diyorlar ki tamam, yani sen bu alana yöneleceksin. Senin artık mesleğin budur. Yani okul da ona göre ayarlanır. Yani okulun spora göre ayarlanması çok önemlidir aslında. Bununla rekabet etmemiz de neredeyse imkansız. Tabii yani oluyor. Şimdi bir profesyonellik olacaksa işin sonunda, burada da bunun yapılması doğru olur. Ama şu anda bizim burada genel olarak tüm spor dallarında çok ciddi anlamda bir profesyonellik olmadığı için. Şimdi çocuk yıllarca mesela sadece masa tenisiyle geçirsin. Okulu sürekli bir yana bıraksın. Bu kız geldiğinde diyecek hani siz beni hep masa tenisine yolladınız ama ben profesyonel olamıyorum. Ya da bütün kazancımı buradan sağlayamıyorum. Ben ne yapacağım dediğinde. En önemlisi de para kazanamayacak. Tabii yani. Ama eğer önü açık olsa, yani mesela bu bir işte mesela bir devlet politikası haline gelebilir. Yani artık profesyonelleştirme süreçleri başlayabilir. Yani bir kriter getirilir mesela. Atıyorum işte Türkiye'de ne bileyim yani iki kere dereceye girmiş olmak, artık oradan o profesyonel yol açılır. Tabii. O zaman da tamam dersiniz ki evet ya, yani bu çocuk okulda daha rahat bir şekilde dengelenebilir. Bu kız annesi babası velileri de daha rahat olur. Teşvik etmeye çünkü başlayacaklar. Bu hep, ben eminim bunu birçok kişi duyar. Yani ne olacak? Yani neden sen, yapsın? Sen yani mesela günde işte masa tenisinde 4 saat vakit harcayacaksın da ne olacak sonunda? Evet. Buna biz bile kaç yaşına geldik cevap veremiyoruz. Veremiyoruz çünkü yani sağlık için desen 1 saat de yeter sağlık için. Ha evet aynen öyle. Küçük çocuk mesela ya da yeni başlayan biri nasıl cevap versin bir yerden sonra? O yüzden çoğu bırakmak zorunda kalır. Evet. Ki bizim dönemimizden bile birçok kişi, o kadar rekabet dolu bir ortamdı. Benim 98 jenerasyonundan da birçok kişi bırakmak zorunda kaldı. Hepsi de bıraktı. Neredeyse yani 5-6 kişi kaldı. 5-6 kişi. Evet, bu da üzücü. Çok aslında üzücü. Çok üzücü. Evet. Dünyayı da etkisi altına aldı pandemi, biliyorsun. Evet. Senin için nasıl geçti bu süreç? Bu kadar masa tenisini seviyorsun. Hiç antrenman yapamadık. Bu süreci nasıl geçirdin? Evde mesela videolar viral oldu. Spor videoları işte evde spor yapıyorlar. Sen neler yaptın bu süreçte? Nasıl yani ben de o pandemiyi? Evde spor trendine katıldıydım. Yani video dışında video koymadıydım ama yani evde en azından yani işte yürüyüşümü yapmaya, en azından işte çevrede veya sporumu yapmaya hep özen gösterdim. Ama çok büyük bir eksiklikti. Yani masa tenisinin olmaması gerçek anlamda yani negatif enerjiydi. Ha ben, bana nasıl etkisi oldu derseniz, kendimi geliştirme yönünden pozitif etkisi oldu. Yani
böyle bir teraziye koyacak olursam negatif etkisi işte masa tenisi olmaması derim ve işte sosyalleşemedik. Yani ben kendimi daha çok o dönemde işte kitap okumaya, neye ben vakit bulamadığım zamanında da şimdi bulabilirim noktasına konsantre olmaya çalıştım hep. İşte kitaplarımı okudum, kendimi geliştirmeye çalıştım. Aynı şekilde hep izlediğim şeyler mesela belgesel ağırlıklı oldu. O 2-3 aylık dönemde örneğin mesela bazı online kurslara girdim kendimi geliştirmek için daha çok. Yani böyle geçti aslında benim için böyle çok negatif geçti diyemem. Yani pozitif ağırlıklı. Bir de ben çok severim kendimle vakit geçirmeyi de yani kendimle çok eğlenmeyi başarırım. O yüzden sıkılmadım da yani açıkçası. Fırsata da çevirdim. Fırsata çevirdim. Yani ben ilk gün oturdum dedim şimdi bu boş geçmez. En azından böyle kendime bir çizelge gibi işte bir program gibi yazılmamış bir program oluşturdum kafamda. Dedim ki buradan ilerleyeyim en azından kendimi geliştirme fırsatıdır bu. Sonuçta bütün gün evdesiniz. Evet. Öyle o şekilde. Yapacak yani. Da başka bir şey yok maalesef. Ve evet, bu artık sonuna geliyoruz bu bitiyor. Genel her alan içinde geçerli aslında. Ne zaman bir fırsat bulsanız. Ben onu hep böyle boş geçirmeyi sevmem. Yani böyle ucundan bir kitap tutarım, ucundan bir şey, yani bir şeyler almaya çalışırım. Çünkü yani hayatta bir gelişmenin sonuçta hem insanlar için hem bütün kurumlar için bir sınırı yok. Tabii ki, tabii ki. Peki Vehbi, masa tenisinin sana sağlık olarak faydaları nasıl? Evet, yani her zaman olumlu şekilde oldu tabii ki. Yani şimdi ben mesela bazen uyumaz gelemem örneğin bir hafta boyunca. Şimdi o bir hafta vücudumu nasıl hissettiğimle, antrenmanları düzenli bir şekilde yaptığımda nasıl hissettiğimle, şey yaptığımızda, karşılaştırdığımızda alakası yok. Yani çok daha iyi ve diri hissediyorsunuz kendi kendinizi. Bu şekilde oldu yani. Küçüklükten beri mesela vücudunun nasıl geliştiğini hissediyorsun masa tenisinden dolayı. Mesela masa tenisçilerin bir belirgin özelliği vardır. Mesela bir kolları her zaman daha kalındır. Senin de böyle mi? Evet, benim de sağ elim daha kalındır. Solak olmama rağmen. Bir de o var evet. Benim. Bir de o evet. İlginçtir. Yani bunu o zaman bilmiyordum ben yani. Evet, yani ben solağım. Hep yani sol elimden falan yazarım ama yani zamanında masa tenisine sağ elimden başladım. Yani öyle başlamış bulunduk. Öyle yani benim de sağ elim daha kalındır mesela. Daha kalındır, daha güçlüdür. Peki evet. Kendini zinde hissediyor musun masa tenisi oynadığında? Evet tabii yani en büyük avantajlarından biri de o sağlık açısından. Yani hem psikolojik olarak zinde hem de fiziksel olarak. Evet çok güzel Vehbi. Peki masa tenisi federasyonumuz neler yapsa daha ilgi çekici olur? Neler yapsa daha ilgi çekici olur. Evet halkımız açısından düşünelim. Ne yapsalar mesela sen masa tenisi oynamıyorsun. Ne yapsalar gelip bu sporu izlersin? Evet, yani, yani tanıtım gibi değil yani organizasyon açısından düşün. Yani bir organizasyonun sonrasında mesela maçların başlaması olabilir. Yani örneğin mesela bir konser olur atıyorum. Evet, evet. Ondan sonra başlar. Mesela o konser için gelen kalabalık ya da işte festival tarzı ne olursa onun için kalabalık. Onun için gelen kalabalık kendini bir anda masa tenisi izlerken bulur örneğin. Evet. Yani bu şekilde olabilir çünkü az önce de konuştuğumuz gibi zordur insanları direkt masa tenisine çekmek veya herhangi bir spora çekmek. Yani durduk yere işte gel maç var. İlgisi yoksa onu çok zordur oraya çekmek. O yüzden organizasyonlarla yani daha çok farklı farklı etkinlikler olur. Evet o şekilde çekilebilir. Bir de işte dediğim gibi yani şu anda zaten sosyal medya çok fazla kullanılıyor. Yani onu kullanılarak genç kitle daha çok çekilebilir masa tenisine. Evet. Peki Vehbi, sana çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son bir ederim. Sorum kaldı. Tabii. Sana soracağım. Ülkemizde masa tenisi veya sporla uğraşmayan birçok arkadaşımız var. Yani şu an dışarı çıktığında da gezdiğinde de görüyorsun. İşte kahve köşelerinde, restoranlarda sürekli buralarda takılan arkadaşlar var. Ve spor yapamıyorlar. Çok kilolu arkadaşlar da var. Sağlığını riske atan arkadaşlar da var. Sen masa tenisi aşığı, spor aşığı bir insan olarak neler söylemek istersin bunlara teşvik edici? Evet yani zaten bu aslında bu programdan çıkan en büyük ders de bence her ne olursa olsun, bahaneniz her ne olursa olsun sporu veya işte masa tenisini bir yana bırakmayın. Yani onu bir bahane haline getirip ya da işte ben böyle rahatım deyip işte benim derslerim var deyip bunlar hep bahanedir. Bunlardan arınmak lazım. Bir an önce yani profesyonel olmasa da
hobi anlamında mutlaka spor yapmalar lazım. Yani kendinizi bir yere ait hissetmektir aslında spor yapabilmek. Yani gidip bütün gün boş oturduğunuzda ya da bütün gün ders çalıştığınızda bu size uzun vadeli çok bir şey kazandırmaz. Ama masa tenisi hem profesyonel anlamda hem hobi anlamında hem masa tenisi hem spor yaptığınızda bu hayatınızda yani tahmin edemeyeceğiniz kadar hem kafanızı rahatlatmak açısından da değil bütün hayat tecrübelerinizi, hayat yeteneklerinizi geliştirmenize de yardımcı olur. Yani ben mesela bugün belki de şu anda işe başlayınca veya üniversiteye gidince öğrenecektim zaman nasıl planlanır. Ama masa tenisi sayesinde, spor sayesinde ben oraya gittiğimde zamanı planlamaya veya stresimi nasıl yöneteceğime, herhangi bir kriz anında mesela masa tenisiyle şeyler çakıştı, sınavlar çakıştı. Ne yapacağım? Ben zaten ilkokuldan beri onu dengeliyorum mesela. Yani bunlar çok önemlidir. Yani ben buradan hem ailelere seslenmek isterim hem de şu anda spor yapmayanlara mutlaka böyle bir ilgi alanına başlasınlar. Bu çok önemlidir. Yani hayatın her alanına etki eder. Sporun bir parçası olsunlar diye şiddetle tavsiye ediyorsun. Evet, tabii ki. Peki Vehbi, çok teşekkür ederiz sana. Ben bugün teşekkür ederim. Bugün çok renk kattın bize, programımıza. Bu yoğunluğun arasında geldiğin için tekrardan teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz sosyolog Vehbi Zeki Serterdi. Çok güzel bir sohbet geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım sizler de zevk almışsınızdır. Tekrardan yeni konuklarımızla görüşmek üzere. Sporla kalın.